Coğrafya kaderdir. Ama kötü yönetim bir kader değildir. Kötü yönetim kader değildir. Şimdi bakın, Türkiye'nin zaten dış politikada bu açmazlara girmesinin en büyük sebebi, işte ilkesel bakış dediğim bu, bu stratejik derinliklerde bu olmasının sebepleri var. Bir, yeni Osmanlıcılık hayalleri, politikası. Bak ben bir temel bir şey söylüyorum. Diyorum ki, işte şimdi deniyor ya, Şam'a gidelim, oraya gidelim, buraya gidelim. Bak, Şam rüyası görürken, Musul, Kerkük rüyası görürken elindeki Diyarbakır'dan olursun. Ben diyorum ki elbette Türkiye kendi sınırlarını korumak adına harekatını da yapacaktır. Belli bir tampon bölgede oluşturacaktır. O değil ama mesele. Ama siyasi hedefini, iktidarın, ben onu çözmeye çalışıyorum. İşte Esad'ın devrilmesi bana bir hedef gibi gelmiyor. Ya ben şunu anlayamıyorum. Yahu sonuçta bana ne ya? Bana ne Suriye'deki o olmuş da bu olmuş da şu. Tamam, insani anlamda biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama Suriye'nin iç istikrarını şey yapmak, sağlamak, Esad'ı devirmek, devirmemek vesaire niye bizimle ilgili olsun Ferit Bey? Ben bunu tam anlayamıyorum. Yani çok da doğru bulmuyorum. Onu söyleyeyim. Yani şu ana kadar gibi verilen cevaplarda şöyle anlıyoruz ki işte ümmet kardeşlerimiz gibi bir yorum güzel, var. Güzel. Şimdi işte burada haksızlığa uğruyorlar. Tamam, sahip tam burada lazım. Tamam, destek verelim dedi. Tam i̇şte, burada işte Mehmetçiklerimiz orada şu an mücadele ediyorlar. Şimdi bakın, ben de diyorum ki Suriye'nin toprak bütünlüğü en çok bizim için gerekli olduğuna göre orada bir devlet otoritesinin tesisi, terör örgütlerinin yok edilmesi bakımından da faydalı. Orada bir devlet otoritesi tesis edilmeli. Bunun için ne yapman lazım? Sen rejim diyorsun da sonuçta Suriye toprağı. Sonuçta adam da orada belli bir şekilde otoriteyi tesis etmiyor. Yani tamam, sen yüz yüze görüşmeyebilirsin. Ama bir şekilde irtibat kurmak durumundasın. Ama asıl bu duruma gelmemizin sebebini ben şurada görüyorum. Bir, dış politikaya bakışta, bakın dış politikaya bu şekilde ideolojik gözle, mezhepsel gözle, benzer şeylerle bak, ümmetçi gözle bakamazsınız. Yani Orta Doğu'daki satranca tavlayla katılamazsınız. Zar atıyorsun. İhvancılık da mı oluyor? Evet tabii, aynen. İhvancı, Müslüman kardeşler çizgisinde bir bakış açısıyla siz dış politikanızı götüremezsiniz. Peki bu ihvancılık şu an kaybediyor mu Orta Doğu'da? Ama görüyoruz. Görünen o yani, kaybediyor. Görünen o. İşte biz niye hala inatla bu politikaya İşte ama işte bir şey daha orada. Dış politika kişisel çekişmeler ve inata da kurban edilemez. Ama daha da önemlisi bana göre şu. Bakın, Osmanlı'dan bu yana Türk dış politikasının müthiş bir birikimi vardır. Türk diplomasisi çok iyi bir birikime sahipti. Sahipti diyorum. Bu geleneği berhava ettiler. Hatırlayın zamanında ne dediler? Öyle dediler, bizim diplomatlarımızı iyi yetişmiş, yabancı dil bilen, bilgili, görgülü, birikimli diplomatlarımız dediler ki bundan sonra bu monşerlerle yürütmeyeceğiz biz bu işi. Monşer oldular. Biz şey yapacağız. İşte liyakatin olmadığı yerde bunlar olur. Birincisi bu sebeptir. İkincisi, her zaman oldu, her şeyde olduğu gibi Atatürk'ün vasiyetine uymadılar. Atatürk'ün biliyorsunuz dış politikada 3 tane temel umde bıraktı. Bu biliyorsunuz 3 umde diye bilinir. 3 umde. Nedir bunlar? Ya buna uysanız iş bitiyor zaten. Bak işte deha. 1. Büyük devletlerin kuyrukçuluğunu yapmayacaksınız diyor Ulu Önder. Dikkat buyurun. Yani Amerika, Rusya ikisiyle de dans edeyim. Büyük devletlerin kuyrukçuluğunu yapmayacaksın. 2. Arapların iç işlerine karışmayacaksınız. Görüyorsunuz değil mi? Olan biteni. 3. Rusya ile iyi geçineceksiniz. Bunlara uymazsanız diplomatları, bilimi, aklı dışlayıp da şahsi şeyler üzerinden veya mezhepsel gözle veya benzeri gözlerle yaklaşırsanız gelecek. Ama bak, ama şimdi şöyle, bu şunu engellemez. Evet. Gelinen noktada eğer Türkiye kendisine karşı yapılan şu veya bu saldırıda meşru müdafaa hakkını elbette ki kullanacaktır.
Benim askerim orada ölürken Türkiye buna seyirci kalamaz. Karşılığını verecektir. O ayrıdır. Bu konularda yek vücut olmamız lazım. Net söylüyorum. Ama işte böyle Şam'a gidelim, oraya gidelim, haddini bildirelim. Daha soğukkanlı olmamız lazım. AKP'ye yakın bazı yazarlar ya da televizyon kanallarına çıkan yorumcuların diline bakıyorum. Hani Cumhuriyet Halk Partilileri ya da kendilerinin Suriye politikaları arasında eleştirenlere şöyle cevap veriyorlar. Diyorlar ki ya işte Atatürk demedi mi Musul, Kerkük? İşte bak bu hükümet işte oralara giriyor, oraları almaya çalışıyor. Ya, daha ne istiyorsunuz şeklinde. Ya ne güzel, işine gelince Atatürk, işine gelmeyince yok. Bunu herkes yapıyor ha. Herkes yapıyor bunu. Sadece iktidar değil. Ama ya elmayla armut karıştırılıyorsa gam yemeyeceğim. Elmayla kuru fındık filan birbirine karıştırılıyor. Ya o bir şeydi, düşünceydi. Denendi, oldu, olmadı. Ama niye saklıyorlar canım? Ondan sonra birinci meclis açılışından sonraki bütün konuşmalarda Atatürk'ün hep söylediği bir şey var. Biz kendi topraklarımızda huzur, barış, sükunet içinde yaşayacağız. Üreteceğiz, planlayacağız. Yani bir noktadan sonra Atatürk artık Lozan'la birlikte çizilen bu sınırlar ve arkasından da her zamanki çelik iradesiyle aldığı Hatay'la birlikte artık tamam diyor. Bizim şeyimiz budur, sınırlarımız budur. Biz bir karış toprağında kimsenin de gözümüz yok ama bir çakılı da kimseye ver. O yüzden dedim bak büyük bir küresel oyun oynanıyor. Condoleezza Rice 90'lı yıllarda 22 ülkenin haritası değişecek diye açıkça söylemişti. Bunlar unutulmasın. Bu ülkelerin içinde Türkiye'de var. Bizim asıl odaklanmamız gereken Şam'dı, oydu, buydu değil. Diyarbakır'ı, Hatay'ı, efendim Hakkari'yi, Kilis'i muhafaza etmek olmalı. Ama bunu yapmak için eğer bu tür operasyonlar yapılmak gerekiyorsa yapılır. Ama onun ötesi değil, bir de bir siyasi hedefiniz olmalı. Ama buna mukabil Libya'da iktidarın yaptığı hamle müthiş. Ha bak mesela orada işte ne işimiz var Libya'da gibi basitliklerle onu anlatamazsınız. O yüzden bak benim yaklaşımım şu. Bir şey ne iktidar öyle yapıyor veya söylüyor diye doğrudur ya da yanlıştır. Ne de muhalefet öyle söylüyor veya yapıyor diye doğru veya yanlıştır. Böyle yaklaşmak lazım. Milli gözle ancak böyle bakabilirsiniz. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Bu iktidarın Türkiye'ye verdiği zararlar inanılmaz. Bunun bir faturası var. Fatura burada duruyor. Buraya koyduk faturayı. Ama bu başka bir şey. Burada bu gözle bakıp şey yapacağız edeceğiz. O fatura orada duruyor. Baki. Önünde sonunda ödenecek. Bir de burada son olarak şunu da kimse unutmasın. Atatürk işte yani ona dönsek zaten olay bitecek. Bak bütün sorunlar kendiliğinden nasıl tıkır 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 yerine oturacak herkes görecek. Ya deha gene devreye giriyor. Mealini söylüyorum vaktinizi almayayım. Herkes bildiği bilinen bir şey. Diyor ki bakın diyor. Cepheler ikiye ayrılır diyor. Birisi harici cephe yani ordunuzun hani savaş yaptığı cephe. Bir tanesi de dahili cephe, iç cephe. Ve diyor ki bakın, dahili cephe, aslı olan cephe, bütün memleketin aynı fikir ve kanaatte olarak, yek vücut olarak tesis etmiş oldukları cephedir. Bu görünüşteki cephe, yani dış cephe, ordu cephesinin sarsılması, değişmesi, mağlup olması, çözülmesi, hiçbir vakitte bir milleti ve bir memleketi mahvedemez. Ama diyor bunun hiçbir ehemmiyeti yoktur. Yani ordun yenilir, çekilir, o diyor giderilir. Ama diyor asıl ehemmiyete sahip olan ve asıl memleketi temelinden yıkan ve halkını esir eden dahili cephenin düşmesidir. Şimdi bizim dahili cepheyi sağlam tutmamız lazım. Nasıl tutacağız? Şöyle olabildiğince saçma sapan, gereksiz gerginlikleri, kutuplaşmaları, saldırıları, kötü sözleri filan falan bir yana bırakacağız. Bu konuda herkese görev düşmekle birlikte en temel görev ülkeyi yönetenlere ve iktidara düşüyor. Ama ben bundan ders aldıklarını görmüyorum. Evet. Halen
iç cepheyi sağlam tutmak, yani şu olmuyor Ferit Bey, iri olacağız, diri olacağız, bir olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Ama yani şimdi bu söylemle eylem birbirini tutuyor mu? Tam da bu kadar Türkiye ateş içindeyken, iç cepheyi sağlam tutmanız gerekirken, gene pireye kızıp yorgan yakacak şekilde Atatürk'ün vasiyetini çiğnemeyi göze de alarak nasıl bu İş Bankası hisseleriyle ilgili bir tasarrufta bulunursunuz? Bu korkunç ötesi bir şey ya.